bugüne kadar yüzlerce program yapmış, televizyonlarda çok sıkça rastladığınız şifalı bitki uzmanı İbrahim Gökçek Bey var. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Bize de hamdolsun diyelim. Valla o kadar değişik şeyler görüyorum ki hemen şifalı bitki deyince aklıma ilk önce kendi rahatsızlığım geliyor. Ben 6-7 seneden beri alerjik astımım var ve daha önceden de çocukken astımdım ama alerji olmamıştım. Alerjiye yöneldim ve çok sorun yaşıyorum. Ya yaşam hayat kalitemi düşürdü. Gözlerim akınıyor, aşırı kaşıntılar var ve nefes darlığı çekiyorum. Bize birazcık alerjiyle ilgili bir şeyler anlatır mısınız? Tabii. Her türlü alerjinin iki sebebi var. Nedir? Midede gastrit, ülser, reflü gibi rahatsızlık varsa bunun sebebi %80 Helicobacter pylori isimli bakteri. Helicobacter pylori isimli bakteri diğer bakterilerden farklı olarak buna akıllı bakteri diyebiliriz. Öyle mi? Neden akıllı? Mide asidi çok sert bir asit. pH'sı 1 ila 3 arasında değişir. Çok sert bir asit. Paslı bir çivi düşse dahi veya paslı bir metal para saniyede pırıl pırıl eder, tertemiz eder. O kadar sert bir asit var mide asidi. Etkili. Evet. Bakteri buna rağmen nasıl oluyor da midede yaşıyor? Evet. Mide asidine karşı kendini korumak için bir köpük üretiyor. Sabun köpüğü gibi. Mide mukozasını delip altına geçtikten sonra köpüğü bırakıp toksik maddeler üretmeye başlıyor. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Histamin oranı sürekli yükseldiği için alerjiyi tetikliyor. Özellikle de kur deşen yani kronik ürtiker veyahut da kronik ürtikerle birlikte anjiyoödem de aynı şekilde bu tür hastalarda midedeki rahatsızlığından kaynaklanır. Çünkü histamin sürekli yükseliyor. İkincisi, kişinin bağırsaklarında mantar varsa, günümüzde bağırsağında mantar olmayan insan yok. Herkeste var mantar. Evet, az maalesef. Veya çok. Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Öyle mi? Evet. Neler taşıyormuşuz? Şimdi şöyle, 1 kilo, 1 kilo da bu diyelim, 2 kilo. 2 kilo bakteri var her insanın bağırsağında. Bu 2 kilo bakterinin normal olarak %99'u faydalı bakteri. Faydalı bakteriler ne yapar? B2, B3, B6, B12 K-vitamini. Vitamin üretirler. Yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratları glikozlara dönüştürür. Fakat kişi bilinçsizce antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, tansiyon hapı, kolesterol hapı, diyabet hapı vesaire vesaire kullanıyorsa bağırsaklardaki %99 oranındaki faydalı bakteriler sürekli azalır. Vitamin üreten faydalı bakteriler azalsa yerine toksik madde üreten mantarlar çoğalır. Penisilin nedir? Penisilin 1935 yılında Alexander Fleming küflenen yoğurdun bir sıvı ürettiğini ve bu sıvının bakterileri öldürdüğünü görüyor. Oh, ben büyük buluş yaptım, bakterileri yok edeceğiz diyor. Bağırsaklarda sadece zararlı bakteri olduğunu zannediyor. 1935'in teknolojisi anca o kadar. Yani tabii. Ve hemen penisilini üretip piyasaya sürüyorlar ve milyonlarca insanı bilinçsizce zehirliyorlar. Faydalı bakteri, bağırsaktaki bakterilerin %99'unun faydalı olduğu ne zaman anlaşıldı? 20 yıl önce. İnsanlar 1935'ten günümüze kadar antibiyotiklerle ne oluyor? Bilinçli veya bilinçsiz zehirleniyor. Efendim ne yapalım, antibiyotikten başka bir şey yok diyorlar. Bir de bir tarafı düzeltirken diğer tarafı da bozuyoruz. Faydalı bakteriler azalınca mantarlar yerleşir. Mantarlar tabii. Ne yapıyor? Etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar. Yemiyorum, içmiyorum ama diyor vatandaş karnı davul gibi. Evet. Şişiyor. Çünkü gaz üretiyorlar. Veya alkol üretiyor. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol. Ne yapıyor bu zehirli gazlar ve zehirli alkoller? Bağırsakları yakıyor. Bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşuyor. Yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak artık yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyor. Normal olarak ince bağırsak günde 3,5 ila 4 litre sindirim salgılar, enzimler vesaire vesaire. Bizi ilgilendiren burada en önemli bir enzim var. Diaminooksidaz. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvarlarda depolu bulunur. Ne için? Histamin oranı yükseldiği zaman enzim devreye geçer ve hiçbir problem ortaya çıkmaz. Fakat bağırsaklar yağlanmışsa, mantarların üretmiş olduğu toksik maddelerden dolayı yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazsa ne olur?
enzim oranı azaldıkça histamin çoğalır. Bu da kişide polen alerjisi veyahut da alerjik rinit, evet, besin alerjisi, kronik ürtiker veya diğer adıyla kurdeşen veya tabazla denir. Hı hı. SDF, seborik eksem, alerjik hastalıklar, deri hastalıkları, bağırsak rahatsızlar ortaya çıkar. Peki İbrahim Bey, benim seyircilerimin anlayacağı bir şekilde, benim de anlayacağım bir şekilde biz alerji olduğumuz zaman alerjiyi nasıl hafif atlatabiliriz? Neler yapmalıyız? Bir de onu anlatabilir misiniz? Şimdi günümüzde ne var? Kortizonlu ilaçlar, antihistaminik, yani steroidler, kortizon ilaçlar ve antihistaminik ilaçlar. Ne yapıyor bunlar? Baskı altına almaya çalışıyor. Çözüm değil. Rahatsızlığı sürekli daha da ağırlaştırıyor kortizon. Çünkü kortizon kemik erimesine sebep olur. Derinin incelmesine sebep olur. Yüzde ay yüzlü dediğimiz yuvarlak bir yüz, Moğollara benzer bir yüz hali alır. Yavaş yavaş kortizon kullananın, evet, hafızası gider. Şişiriyor. Rahmetli Bülent Ecevit'e bir ara fazla kortizon verdiler. Merdiven çıkması yasaktı. Özel asansör yaptı. Dört kişi taşıyordu. Boyundan kuyruk sokumuna kadar çelik korse giyiyordu. Cam kemik oluşur. Şimdi bunu ne yapmak gerekir? Böyle bir problem var. Şurada gördüğünüz bitki aloe vera. Dünyada 400 çeşit aloe vera var. Evet, son yıllarda çok duydunuz. Yani son 15-20 yıldan beri hayatımızda. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde, her ailede mutlaka bahçesinde, balkonunda, tarlasında aloe vera olur. Kullanırlar taze veya, fakat Türkiye'de maalesef yaygın değil. Bunun birleşiminde 15 çeşit vitamin, 22 çeşit amino asit, 12 çeşit enzim. Yani binlerce etken madde var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırmada bunun şu yaprağının birleşimin içerisinde şöyle jel gibi bir sıvı var. Sümüklü süngerimsi, şöyle gördüğünüz gibi. Evet, uzuyor uzuyor uzuyor, kopmadı. İşte bunun içerisinde vitaminler, mineraller, enzimler vesaire ne yapıyor? Bağırsaktaki mantarı yok ediyor. Dünyada en doğal, en etkili, hiç can etkisi olmayan aloe veranın evde ama hazırlanırsa, kişi bunun mikserde çekti, suyunu çıkardı, içti, ishal yapar. Yoğun ishal nedeniyle mineral kaybı, vitamin kaybı kişiyi halsiz, dermansız, yorgun bırakır. Tabii. Elektrolit kaybı denir. Kişi kendini toparlayamaz, ishal yapar. Bir. İki, karnı davul gibi şişer. Çünkü birçok vitamin, mineral, enzim içermesine rağmen çok az miktarda aloin içer. Aloini sıfırlamadan bir şey yapamazsınız. Aloini nasıl sıfırlayacaksınız? Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da ve Asya'da birçok firma bunun aloe vera jel şurubunu üretirken kaynatıyorlar, haşlıyorlar, destilasyon yapıyorlar, tamıtıyorlar vesaire vesaire. Vitaminler yok oluyor, mineraller yok oluyor, enzimler yok oluyor. Etkisi %5'e düşüyor. Biz bununla ilgili 19 yıl çalıştıktan sonra dünyada ilk doğal aloe vera jeli ürettik. Aloe vera jel dediğimiz şu ürün. Bunun birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı var. Hı hı. Ne yapıyor? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu temizliyor, artıyor, mantarı yok ediyor. Mantar azaldı mı? Histamin oranı azalır. Alerjik reaksiyonlar ortadan kalkar. Vücuttaki histamin, kortizon dengesi normale döner. Ben kendim 17 sene alerji, 2 askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Et yediğim zaman uyuz gibi kaşınıyordum. Buralar, buralar, oralar, şuralar vesaire. Gıda alerjisi o. Gıda alerjisi, besin, evet, alerjisi, atopik eksem. Sulu, kabarcıklı, kaşıntılı yaralar. Doktor dedi ki, Gökçek, yapacak bir şey yok. Eğer ki büyükbaş hayvan veya kanatlı veya küçükbaş, hı hı, hayvanların etleri sana yaramıyorsa domuz eti ye dedi. Dedim ben Müslümanım, nasıl böyle bir şey konuşursun? O zaman et yeme dedi. Çözüm değil. Yani et yemeden olmuyor. Çünkü, evet, protein yetersiz ortaya çıkıyor vesaire. 17 yıl et yemedim. 17 yıl araştırma yaptım, hı hı, ve sonunda buluş yaptık hamdolsun. Ne güzel.